Yazarların ağzından kitaplarını dinlemeye Mehmet Fırat Pürselim'le devam ediyoruz. Akılsız Sokrates'ten sonra Sakarmek'e geldi ve Sakarmek'e benim gördüğüm kadarıyla çok sevildi, güzel geri dönüşler aldı. Bugün biraz senin okurlara Sakarmek'teki metinleri anlatmanı istemiştik. Teşekkür ederiz öncelikle kabul ettiğin için. Neler söylemek istersiniz? Aslında öykü kitaplarını anlatmak romanlara göre daha zordur. Çünkü öykü kitaplarının içinde farklı farklı metinler, farklı disiplinlerdeki metinler yer alır. Bu sebepten dolayı bir romana göre onu anlatabilmek, özetleyebilmek daha zordur. Ama gene de baktığımız zaman bir bütünlük olduğunu görürüz. Yani Sakarmekede adını müsemma olarak anlatabiliriz. Aslında kitaptaki hiçbir öykünün adı Sakarmeke değil. Hatta Sakarmeke İsmen de kitabın içinde yer almıyor. Bir yerde meraklı okurlara sadece bulabileceği şekilde ufacık kanat çırpıyor. Tatlı su kuşu ve göçmen bir kuş. Fakat son dönemlerde ben İstanbul'da sıklıkla rastlıyordum. Kalıcı olarak hani göçmeyi unutup İstanbul'un tuzlu sularını mesken tutmuş bir su kuşu haline döndü. Buradan da hareketle aslında göç, aidiyet sorgulanıyor kitabın içinde. Gitme, kalma halleri. Aslında hani günümüzde öyle bir hale geliyor ki kentsel dönüşümle birlikte kalanlar mı yerel yoksa gidenler mi aslında yeri terk etmiş oluyorlar? Bunu da tartışmamız gerekir. Bu bağlamda da kitabın farklı farklı öyküler var. Ama genel olarak bir aidiyet üzerinden yürüdüğünü söyleyebilirim metinlerin. Günümüzün küreselleşmiş dünyasındaki yaşadığımız sakarlıklar, bir yere ait olamama halleri anlatılıyor kitapta esas olarak. Şimdi aşk öyküsü de var, iki tane distopik öykü de var. Daha önce ben distopik öykü denememiştim. İlk defa distopik öykü denedim. Onunla ilgili de çok güzel geri dönüşler aldım. Toplumsal gerçekçi, aynı şekilde de gene toplumsal konuları anlatan öyküler. Büyülü gerçekçilik var ve hani farklı farklı anlatım biçimleri, anlatım teknikleri denenmiş. Toplumsal yaralarımızı, dertlerimizi esas itibariyle dile getiren öykülerin olduğu bir kitap. Temel meselelerimizden biri haline gelen göç, hem zihinsel göç hem bedensel göç, kalarak bir şeyleri çözmek istememiz. Bütün bu içine düştüğümüz, çıkamadığımız tartışmaları kendi dert edinmiş öyküler diyebiliriz öyleyse Sakarmek'teki öyküler için. Farklı üsluplarında göç ve hareket halinde olduğu metinler içerisinde öyküler desek yanlış olur mu bilmiyorum. Çok doğru. Bunun yanı sıra hani eklemek istediğim husus aynı zamanda da kadına yönelik şiddete de karşı duran öyküler de var içinde. İstanbul Sözleşmesi de yaşatır diyeyim ben parantez içinde. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok sağ ol. Teşekkürler. Görüşürüz.